Merhaba arkadaşlar, bu akşamın üçüncü dersi biraz kısa olacak. Çok da ilerlemeyeyim isterseniz. Bileşke fonksiyon sorularında kalmıştık. Bugünkü üçüncü dersimiz, üçüncü videomuz. Bileşke fonksiyon, o ikinci dersten kalan kalıntı artık diyelim. Onu çözelim, işi bitirelim arkadaşlar bileşke fonksiyona dair. Evet, bunu çözmüştük. Burası değil orası. Bir başka yansı. Hemen aşağı indi. Kusura bakmayın. Geldik buraya. Aha. Şimdi sorumuz böyle. Demiş ki sorumuzda arkadaşlar. G 3x eksi 2 eşittir f x küp artı 1. Bize demiş ki f'in tersinde g 4 neye eşittir? Şimdi arkadaşlar g 4 neye eşittir diyor. Bakın burada çok ilginç. Aslında bu soru çok güzel bir soru. Bakın nasıl yapacağız? Bir şey fark ettim çünkü. Şimdi şuranın 4'e eşitlenmesi lazım. Doğru mu arkadaşlar? 4'e eşitlenmesi lazım. Burayı bulmamız lazım. Peki o zaman yapalım. İyi izleyin. Pür dikkat. O zaman arkadaşlar 4 olması için neyle çözelim? Mavi kalemle çözelim. 3x eksi 2 eşittir 4 ise, 3x eşittir 6 ise x eşittir 2. Ha, 2 elimde dursun. 2'yi buraya koyarsam g 4 oluyor. Aynı 2'yi buraya koyarsam 2'nin küpü artı 1'den de f 9 oluyor. G 4 f 9'a eşitmiş. Burayı silince f 9'a eşit. Aman Allah'ım, bir şey gördüm ben. Sen de gördün mü benim gördüğümü? F'in tersinde f 9'a eşitse bunlar birbirini götürür. Ne kalır? 9. Bence çok güzel bir soruymuş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Hani birbirini götürüyor demiştim ya size. Bakın geldi, birbirini götürdü. Bence güzel. Gelelim buna. Bakın sıralı ikiler. Fofof 5 ne olur demişim. Fofof 5 ne olur. Bakın arkadaşlar. Fofof 5'te neler yaşayacağız? Başımıza ne gelecek? Şimdi bu şu demektir değil mi? F'te 5 demektir. Bakın iyi izleyin. F'te 5 demektir. Bunlar nasıl çözülüyor? İyi izleyin. Önce içerideki f5. Bak. Şu biliyorsunuz x bu y. Bu x bu y. Bu x bu y demektir. Doğru mu? O zaman x'in yerine 5 koyunca bakın 5'i koyuyorum 1 çıkıyor. Demek ki bunu siliyorum 1 geldi. Oh. Şimdi f'te 1'e bakıyorum. Hemen buraya geliyorum. F'te 1 neye eşitmiş? 4'e. Bunu siliyorum 4. Oh. Şimdi f'te 4'e bakıyorum. 4 neye gelmiş? 3'e. Demek ki cevabı neymiş? 3. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Hey, come on everybody. Orada mısınız? Peki. Peki şöyle olsaydı bu soruda şöyle yapalım bence. Dur. Şöyle bir soru sorayım. F'te 28 3 neye eşittir? Aman Allah'ım. F'te 28 3'e neye eşittir? Bakalım mı şimdi? Bu aslında şu anlama geliyor. İlk önce teker teker sırayla. Şimdi F2 olsaydı, bakın F2 olsaydı fof demekti. F3 olsaydı fofof demekti. F4 olsaydı fofof. Şöyle bir şey olacaktı. Ofof gibi oldu be. Şimdi böyle olacaktı. Doğru mu? Şimdi o zaman arkadaşlar şu anlama geliyor. İlk önce başlayalım. Bak sevimli şeyler olacak bize. F işlem F. Yani 3'ü koyduğum zaman, yani ilk önce F3'ten başlayalım. Ya dur Aziz'cim, niye heyecan yapıyorsun ya? Lütfen. Önce F3. Sırayla gidelim. F3. Tamam mı? 3 neye eşit? 2'ye eşit. Doğru mu arkadaşlar? Birincisini bulduk. Peki F2 neye eşit? Sen söyle. Şimdi 2'yi koyacağım içine. 2 neye eşit? 2 yokmuş ki ya. Şöyle yapalım dur. 1, 3, 4, 5 şunu 2 yapalım. Bence o da 2'dir aslında, biliyor musunuz? F2 neye eşit? F2 neye eşit? 5'e. Peki F5'i neye eşit? F5 neye eşit? 1. Peki F1 neye eşit? Yazamıyorum ya. F1 neye eşit? Allahümme salli. F1 neye eşit? 4. Peki F4 neye eşit? F4 neye eşit? 3. Peki F3 neye eşit? O da yok. Ha, varmış 2, tamam. Hah. Peki arkadaşlar 2'ye eşitmiş. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Şu anda her 5'te 1 tekrar ediyor mu? Mod 5. 28'i 5'e böldük. Kalan kaç? 3. 3. sırada ne varmış?
Bir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Böyle gelirse yaparsınız bence artık. Peki aradan onu da çıkarmış olduk. Peki şuna geldik. F, abo, G, abo, H, abo. Kurbanın olayım, kurbanın olayım. Bak ne olmuş. F'de, G'de, H'da 3'ü sormuş bize. Değil mi? Peki dur bir tane daha eksik var mı? O tamam, o tamam. Bir de şunu yapacağız. Peki bak baba bak baba bak 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 bak. Hey! H3. 3'ü şuraya koyuyoruz. Şuraya koyuyoruz. Koyamıyorum. 3 artı 1 ne yapar? 4. Böl 2'ye 2. Anlamayan var mı önce bunu? Yok herhalde. Şimdi G'de 2'ye geliyorum. Bak hızlı gitmiyorum aslında. İyi izleyin. G'de 2. Buraya 2 koyuyorum. Buraya 2 koyuyorum. 2 kere 2. 4. 3 çıkartın. 1. Of of of. F'de 1. 3 kere 1. Şurada 1'i arıyoruz. 3 kere 1. 3. Bir çıkart. 2. Cevabımız neymiş? 2. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bence çok güzel oldu. Pek güzel oldu. Peki süpersiniz. Vay 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 vay. Bileşke fonksiyonu da tamam. Sabit fonksiyon. Bir severim, bir severim, bir severim. Bir güzeldir, bir güzeldir, bir tatlıdır. Aman Allah'ım. Fakat ben bu yansıda sabit fonksiyonla birim fonksiyonu beraber anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki yansıda %99 birim fonksiyon. Bakın şimdi iyi izleyin nasıl olacak. Şu arkadaşı şuraya bir alayım sohbet kısmını. Bilgisayar da kasmaya başladı yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar sabit fonksiyon ne demek? İyi izleyin birim fonksiyon ne demek? Bakın arkadaşlar. Sabit fonksiyon şu anlama geliyor. F x eşittir c, c dediğimiz sayı sabit bir sayı. Burada ise f x eşittir x. Eskiden bunu nasıl anlatırdım biliyor musunuz? Size de anlatayım şimdi. F x x diye öğretmedim ben bunu. Şöyle öğrettim. F x artı 1 x. Artı 1 x matematikte olmaz aslında değil mi? Artı 1 x ne demek? Artı 1 x ne demek arkadaşlar bana söyler misiniz? Artı 1 x ne demek? Artı 1 x. X demek değil mi? X demek değil mi? Ama Aziz Hoca artı 1 x diyorsa orada bir şey var. Yani arkadaşlar sadece sadecik bir tane x kalacak. Artı 1 x dediğim o. Yani işareti artı olacak kat sayısı 1 olacak. İşareti artı olacak kat sayısı 1 olacak. Eksi x istemiyorum. Artı 2 x de istemiyorum. X bölü 2 de istemiyorum. Kesinlikle istediğim şey artı 1 x dediğim şey. Bak x artı 1 değil. Artı 1 x dediğim şey aslında kat sayının artı bir olmaz demektir. Tamam mı? Unutmayalım. Şimdi bunda şöyle devam ettim sorularda kısa yöntem. Arkadaşlar iyi izleyin. İyi izleyin. X'in her türlüsünü yani X'in sülalesini tamam mı? Götür. Götür. Yani sıfırla. Yani götür. Yani sıfırla Kala kala sabit sayı kalsın. Sabit sayı kalsın. Böyle öğretmiştim ben zamanında. Bunu da şöyle öğrettim. Bunda da şu arkadaşlar. X dışında x küp, x kare, ondan sonra sabit sayı yani c diyelim ona. Sabit sayı c tümünü götür. Yani sıfırla sadece kala kala artı bir x kalsın. Böyle öğrettim. Tamam mı? Bunda x'te ne varsa yani şöyle demek istiyorum ben burada aslında. X küp, x dört, x kare, x ne varsa şunları var ya şunları hepsini götüreceksin. Burada da x küp, x kare, sabit sayı götür x kalsın. Artı bir x kalsın. Anladın mı arkadaşım? Anlaşıldı mı? Bir problem var mı? Yok. Bunu böyle öğrettim yıllarca ve çok güzeldi. Bir de şunu da şöyle bir ek bilgi vereyim. Mesela sen sabit fonksiyon olarak fx'i 7 buldun ya mesela. Şuradan söyleyeyim. Sabit fonksiyon 7. F %7'dir. F 1903'te 7'dir. F -2000'de 7'dir. F
atıyorum MD7'dir. Tamam mı? Unutma. Her zaman 7 olur. Bazen böyle şey geliyor. Sabit fonksiyonsa diyor F2011 kaçtır diyor. İlk bulduğun neyse F2011 de olur, F4022 de olur, F5000 de olur. Tamam mı? Aklında bulunsun. Bir de sabit fonksiyon için şunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Evet, aslında onu da bir de zamanında bir de şöyle anlatıyordum. O ne verirsen hep aynı. Bak, sabit fonksiyon, hatta yazalım buraya. Bak, sabit fonksiyon şu demekti. Ne verirsen hep aynı çıkar. Hep aynı çıkar. Birim fonksiyonda ise bakın iyi izleyin. Birim fonksiyonda ise ne verirsen elinle tamam mı? O gelir seninle. O neydi ya? Güzeldi bu. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Bence çok güzel bir söz. Tamam mı? Ne verirsen elinle o gelir seninle. Bu da ne demek biliyor musunuz? Ya mesela F'e 3 koyduysan 3 çıkar. F'e 5 koyduysan 5 çıkar. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Sabit fonksiyon da şu. Ne verirsen ver. Mesela 1 mi buldun? 5 de versen 1 oluyor. Yani bu bir istikrarlı. F3'ü eksi 1 mi buldun? F5'te eksi 1. Anladık mı? Hey! Peki. Süpersiniz. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Sabit fonksiyonun şöyle bir özelliği daha var. Bakın söyleyeyim size. Mesela sabit fonksiyon şöyle bir şeydir. 3x artı diyelim ki ne olsun? 12 ise, aşağısı da 2x artı m ise, bu sabit fonksiyon diyorsa şunun şunu oranı, yani 3'ün 2'ye oranı, katsayının katsayı oranı 12'nin de m'ye orandır. Buna sabit fonksiyon deniyor. Kesirlerde böyle gösteriliyor. Mesela fx diyelim ki şöyle bir şey olsun. Eksi 5x eksi 3, tamam mı? 3x artı a. Sabit fonksiyonsa a nedir diyor. Her zaman tam sayı çıkmaz çünkü. Eksi 5 bölü 3, tamam mı? Eksi 3 bölü a. Eksileri görmeyebilirsin. 5a 9 sa a demek ki 9 bölü 5'miş. Anladınız mı? Bu da sabit fonksiyonda kesirle soru çıkarsa böyle yaparız. Hadi bakalım oran gibi aynen. Hemen bakalım aslında bunlar çıkacak. Aşağıdaki demiş, daha doğrusu R'den R'ye tanımlı, yani gerçel sayılardan gerçel sayılara, R'ye sayı tanımlı aşağıdaki fonksiyon hangisi sabit fonksiyondur? Bir bakar mısınız hangisi sabit fonksiyon? Bas bas bağırıyor. Hangisi sabit fonksiyon? Söyle. Herkes söylesin. Aynen öyle. Sabit fonksiyon bu arkadaşlar. Ne verirsen E çıkıyor. Yani eksi 5 çıkıyor. Bunlar sabit değil. Peki bunların içerisinde birim fonksiyon var mı? Birim fonksiyon var mı bunların içerisinde? Yok, aferin. Peki, süper. Peki doğrusal fonksiyon var mı? Yani lineer fonksiyon, lineer. Anlatacağım onu muhtemelen. O da yarına kalır. Doğrusal fonksiyon var mı? Doğrusal fonksiyon şöyle bir şey arkadaşlar. Yarın göstereceğim ama yine şimdi göstereyim. Ax artı b biçiminde olacak. Mesela 3x eksi 1 de olur. Mesela eksi 4x artı 2 de olur. Ya da sadece atıyorum şu da olur. 5x de olur. Mesela eksi 3x de olur. 4 de olur. Eksi 7 de olur. Tamam mı? Bunların hepsi doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonda x kare olmaz. X küp olmaz. Tamam mı? O zaman doğrusal fonksiyonlar hangileri? Mesela bu doğrusal fonksiyon. Bu değil. Bu değil. Bu da doğrusal fonksiyon. Bu da doğrusal fonksiyon. Anladınız mı? A, C, E. Tamam mı? Mesela AX artı B diyor. Mesela A sıfır olsa ne olacak? Oluyor bak. O zaman B yani şunu sağlıyor. Şunu sağlıyor. Peki B sıfır olsa, mesela A'da eksi 3 olsa. Bak o da bunu sağlıyor. A, B sıfır çıkabilir. Şu bile doğrusal fonksiyon. Ya bunu şeyden anlarsınız sen. Mesela atıyorum şunlar doğrusal. Şu doğrusal fonksiyondur. Şu doğrusal fonksiyondur. Bu doğrusal fonksiyondur. Bu doğrusal fonksiyondur. Allah, yarın grafikler de var. Yandık. Hemen geçelim ikinci soruya. F sabit fonksiyon olmak üzere. Fx. Geldi soru baba. Geldi. Bak. Sizden cevap gelecek bence. Bak. Lan çizemiyorum. Kalem.
Heh, şöyle yapalım, yavaş çizeyim biraz. 12x artı 30 bölü ax artı 10. Buradan sonra 12 bölü a şunu şuna oranla, işaretleriyle beraber alıyorum. 30 bölü 10, a buradan 4. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Sabit fonksiyonda bir kesirli bir soru. Hemen bir alttakine bakalım. Şuna bakıyoruz. Fonksiyonu yazalım. Fx eşittir a artı 2 x kare eksi b eksi 2 x artı a eksi b. Neymiş, nasıl fonksiyonmuş? Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonda sadece sabit kalacaktı. Yani şuralar kalacak. X'lerin hepsini, sülalesini kim varsa yok edeceksin. A'ya eksi 2 gerekiyor. Eksi 2, 2 daha 0, 0 kere x kare gider. B'ye de 2 gerekiyor. 2 eksi 2, 0, eksi 0, 0. O zaman demek ki A eksi 2, B de 2. Bak B de 2, onu da yazalım. B de 2, eksi şu eksi. Eksi 4 çıktı. Şimdi ne verirsen ver, eksi 4 çıkacak. Ne verirsen ver, eksi 4. A ile B'nin çarpımı diyor. Ne yapayım? Zaten eksi 4 çıkacak. İstersen A'nın küpüyle B'nin 5. kuvvetini çarp. Yine eksi 4 çıkacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Tamam mı? Sabit fonksiyonda öyle. Peki. Şimdi geldik birim fonksiyon. Birim fonksiyonu biraz önce göstermiştim size. Bakın o ne olacak şimdi. Şuraya bakalım. Arkadaşlar ne demiş? Fx eşittir 2m eksi 3 x artı m eksi 3. Fonksiyonunun birim fonksiyon olması için m artı n kaçtır? Bakın artı 1x de artı 1x. Artı 1x de artı 1x. Artı 1x de artı 1x. Bana neyi sormuş? M artı neyi sormuş? Allahümme salli. Artı 1x de artı 1x. Arkadaşlar şuranın artı 1 olması lazım. Şuranın da 0 olması lazım. Bana sadece artı 1x lazım. Sabit sayı yok. Sabit sayı yok. Never. Never. Bakın arkadaşlar hemen 2m eksi 3 eşittir 1. 2m eşittir 4. M eşittir 2. N eksi 3 eşittir 0. N eşittir 3. Toplamı 5. Anlaşıldı mı? Orada değil, şurası. Ne yaptım be? Anlaşıldı mı? O da 5 var orada, görüyor musunuz? Anlaşıldı mı? Herkes anladı mı? Peki. Şimdi gelelim şuna. Fx eşittir a eksi 2b artı 3x eksi a artı b artı 1. Birim fonksiyon. Artı 1x de artı 1x. Artı 1x de artı 1x. Şuranın artı 1 olması, şuranın 0 olması gerekiyor. Doğru mu? O zaman yazıyorum. A eksi 2b artı 3 eşittir artı 1. Eksi a artı b artı 1 de eşittir 0. Buradan bulur musunuz? Buradan bulur musunuz? Ne olur söyleyin bana. Bulur musunuz? Peki. Tamam. Şimdi buna geldik. Bu birim fonksiyon olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Hemen yazalım onu da. Fx eşittir ax kare eksi 4x bölü 2x eksi b. Birim fonksiyonu olduğuna göre a artı b kaçtır diyor. Şimdi burada nasıl bir yorum yapacağız? Birim fonksiyonmuş arkadaşlar bu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne çıkacaktı? Artı 1x çıkacak değil mi? Artı 1x de artı 1x. Artı 1x de artı 1x. O zaman çarpalım içler dışlar çarpımı. Ax kare eksi 4x. 2x ile 1x'i çarparsam 2x kare eksi bx. Doğru mu? Onlar tıpatıp aynı olması için a'nın ne olması lazım? 2. B'nin ne olması lazım? B'nin ne olması lazım? Söyleyin b'nin. 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 B'nin ne olması lazım? B'nin ne olması lazım? 4. Aferin. Bir eksi 4 deseydiniz ben size sorardım. Evet. 4. Çünkü eksi eksi. 2 ile 4'ün toplamı da 6 yapar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar bir saniye. Bir sonraki doğrusal fonksiyon. Şimdi gireyim mi? Yarın sabaha bırakayım mı? Yarın mı olsun? Yarın buradan devam ederiz.
Peki. Haydi yarına kalsın o zaman. Bu dersimiz biraz kısa olsun. Kaydı durdurdum.